Arkadaşlar, kalk sesler. Çalışma yapılıyor. Buranın planı yapılıyor. Plandan sonra uygulama yapılacak, tapular verilecek. Orada sıkıntı yok. Ama şunu bir süreç meselesi bak. Şimdi bak. Süreç meselesi. Ya süreç bir sessiz olun Allah aşkına. Bir sessiz olun sorularınızı sorun. Tamam, siz devam edin. Tamam kardeşim, tamam. Sessiz olun. Her yerde bir şey söylemeyin ya. Tamam, duyuyoruz başkanım. Adamı biliyorsunuz. Bak arkadaşlar, hata yapmayalım diye çalışıyoruz. Yani aceleye getiren şey, acele şey şeytan karışmasın diyoruz. Az kaldı. Süreç birkaç ay içinde bitecek. Öyle bir sene iki sene sürmeyecek. Yıllardır süren sorunları da bize mal etmeyin. Ama iki beylerden daha 4 sene 5 sene önce bir yasa çıktı. Bunu devraldık. Bak bu süreç 35 yıldır sürebilir. Ama 35 yılın günahını bize yüklemeyin. Sabırlı olun. Sonuna geldik. Daha 2014 seçimlerinden sonra bu yeri TOKİ'den aldık. Bak TOKİ'ye bıraksaydık, TOKİ'de kalsaydı daha mı iyi olacaktı? Gittik uğraştık. 4 yıl uğraştık. TOKİ'den aldım burayı. Belediyeye aldık. Rahat edin diye. Yani sizinle eliniz aldık bunu. Birileri Ağaoğlu geliyor, biri falan şirket, inşaat şirketi geliyor diye söylenir. İnanmayın ya. Bunlar bizim ağzımızdan böyle bir kelime çıkmıyor ki. Birileri gelip sizi kandırıyor, bu kelimeleri söylüyor. Sizi atıyorlar buradan, gönderiyorlar. Başkaları İstanbul'dan gelip oturacak bunlara. İnanmayın ya. Bunlar bak siyasetten söyleyebilir. Kim söylüyor bilmem ama duyuyorum. Bana gelip söylüyorlar. Hatta dün bile mecliste kışkırtıcı kelimeler kullanıyor. İkaz ettim mecliste, kayıtlarda var. Dedim ki milleti rahatsız edecek kışkırtıcı kelimeler kullanıyorsunuz. Bak sokağa dökülecek gibi, atılacak gibi kelimeler kullanıyorsunuz. Ya sen mühendis adamsın, bilen adamsın, plancı adamsın. Bunun böyle olmadığını sen bildin halde bu kelimeyi niye kullanıyorsun diye mecliste de uyardım yani. Arkadaşlar bak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bizlere inanın. Biz sizlere mağdur edecek bir şey yapmıyoruz ki, burada plan yapıyoruz. Bak Adem Yavuz Cumhuriyet'te yapılmıştı bu iş. Geri çekildik diyor, niye onun gibi oldu? Orada plan vardı. Orada 250 şer metrekare herkesin yeri vardı. Bıraktı herkes inşaatını yaptı. Ama burada öyle değil. Burada plan yok. Yani şu meydan yol gözüküyor burada ama fiilette, resmiyette bu planda yok. Burada 1 milyon 800 metrekare yer var. 30 bin metrekare donat alanı var. 600 bin metrekare donat alanı yapacağız burada planlarda. Okul alanları, sosyal tesisler, otoparklar, çocuk parkları, sağlık ocağı, yollar yapılacak. Bu planla bittikten sonra uygulama yapacağız. Uygulamadan sonra tapu vereceğiz. Bu tap bak sorun, plan olmadan, uygulama yapılmadan tapu verilen bir yer yok. Olmaz, teknik olarak da mümkün değil. Tapularınızı alacaksınız ama bu süreç, bu 2-3 ay içerisinde tamamlayacağız. Ama siz ne kadar bize yardımcı olursanız, biz o kadar çabuk bu işi bitireceğiz. Bu iş böyle bağırmalı, çalma olmaz. Bak dedim ki geçen belediye gelin 20 kişi anlatın. Böyle kalabalık olunca bağırıyor, çağırıyor insanı, anlatamıyoruz bir şeyi. Belediyede 20 kişi gelin konuşalım dedik. Geçen 20 kişi çağırdık, 7 kişi geldi. Daha geçen hafta. Her gün 20 kişi alıp ama haber veriyorsun. Bak muhtarlarımıza söyledik. Bir dakika. Bak bir dakika. Meclis üyelerimize söyledik. Dedi ki bak 20 kişi alın gel. Çayımızı içelim, kahvemizi içelim. Anlatalım. Sohbet edin. Pastamızı yiyelim. Anlatalım. Anlatalım. Mesela burada ofisimiz var. Ofise gelin dedik. Anlatalım. Ya arkadaş ofise geliyor. 3 kişi geliyor. 13 kişi bağırıyor, çağırıyor. 3 kişiye laf anlatamıyoruz. Yani yaptığınız şey. Ama abla, ama sen bir de beni düşün. Başkanım bir şey söyleyebilir miyiz? Ama bir dakika. Bir dakika. Ya tabun alacaksın ama çalışma plan bitmedi daha. Plan bittiği gün alacaksın sapın. Ama şimdi vatandaş diyor ki tabi alacak. Herkes alacak, istediği tapusunu alacak. Orada sıkıntı yok. Orada ama şimdi bak bir dakika. Hanımlar, beyler bir tane bir şey söyleyeyim. Hanımlar, beyler bak. Bak insanlık adına konuşuyoruz. Siyasi görüş ayrı. Lütfen farklı görüşte de olsanız bir şeye inanın. Belediye olarak bir sorun çözmeye çalışıyoruz. 35 yılın sorunu. Gelmişiz kuyruğuna gelmişiz. Yani okyanuslara geçmiş, denizlere geçmiş, okyanuslara geçmiş, gelmişiz. Tam kıyıya yanaşıyoruz. Birbirimizi öldürüyoruz ya. Yani hiç gerek yok. Bizim hepimizin sorunu aynı bir sorundur. Sadece tapudur. Bizimle AK Parti ile ne CHP ile ne MHP ile ilgisi yok. Abi, o zaman yok. Burada ayrı görüş. Herkesin düşüncesi olabilir. Tamam. Ama bizim ortak bir meselemiz var. Abi, bir saniye susar mısın abi? O meseleyi hal etmeniz, resmi bize bir yardım vermeniz. Rahat rahat gidip evimize oturalım. Bak şimdi mesele diyor ki oturalım biz çalışıyoruz. Evet.